Oh yeah, bread, very beautiful. Finally. Nice and butter. Butter. Thank you. Yes. Full shots. Bella. Good. Herkese güzel bir Laos sabahından kucak sevgileriyle günaydınlar. Valla biz şimdi o mis gibi kahvaltımızı da yaptık. Çay içtim, yumurta yedim, ekmek yedim iki tane. Burada Laos'ta ekmek bulma oranınız çok yüksek. Ekmek kültürü var Laos halkının. Onun için sıkıntı çekmezsiniz. Bir de çok ucuz. İki ekmek, iki göz yumurta, bir adet muz, bir adet çay, bir tereyağı, bir reçel ortalama 2 dolar, o da 32-33 lira civarı para yapıyor. Hem ucuz hem kaliteli. Vallahi Laos yemek konusunda bayılmaya başladım. Bugün biz şu an teknelerle beraber 2 gün yolculuğa çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Buranın en büyük köyü olan Luapan Parapanca gidiyoruz. Orada ben aşağı doğru Vietam diye bunun büyük bir şehri var. Oraya geçeceğim ama öncelik yavaş yavaş oraları bir gezip kuzeyi güneye doğru ineceğim. Bakalım bu yolculukta bizi neler bekliyor. Haydi in videoya. Çalala. Biz şimdi yola doğru çıktık. Yamo. Hey, yes morning. Good morning. Da şeyde sınır kapısında karşılaştığımız aile. Bunlar da ailecek geziyor valla sırt çantalarıyla. Efsane şekilde. Şimdi biz bileti kestirdiğimiz yere gidiyoruz. Hem de o kadını göstereyim, yani bir dükkanın ismi falan yok. Resimden bulabilirsiniz. En ucuzunu o veriyor, 300 bin Laos kipine. O da ortalama 350 TL, 300 TL civarı para yapıyor. Bakalım götüreyim siz oraya da. Ama burada yani şu motorlardan kiralamak istiyorum ben. Bayağı bunlarla gezmek istiyorum ama bir kullanabilir miyim? İki ne kadara kiralarım orasını bilmiyorum. Bak dükkanlar hep böyle, yemek memek alacağınız meyveler falan. Hello. Bize sandviç hazırlayacaktı. Bir tane chicken salat sandviç. Biraz komik bir ablamız, değişik bir abla. Yoldan geçen laf atıp değişik değişik hareketler yaparak müşteri çekmeye çalışıyor. Bak burada muzu var, sebzesi var. Sebep şu, teknede yemek yok. Buradan stoklayacağınız, öyle çıkıp gideceğiniz. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. You're gonna experience. Big girl. Strong girl. Parayı dünden ödüyorsunuz. Ertesi gün bileti alıyorsunuz. Bak bileti de böyle. Luang Prabang diye üstüne de vurmuşlar. Tarihini atmışlar. Bak şu kadın. Hoşçakalala. Thank you. Gelirseniz bu çılgın kadını bulun. Burada hem yemeğinizi hazırlıyor, her şeyini hazırlıyor. Her şey de var içeride. Ucuz da fiyatları. 1 dolara, 1,5 dolara böyle tavuklu sandviçler yaptı bize. 2 tane bak şurada. Onları götüreceğiz yanımızda. Dediğim gibi bileti de bu. Lao Pudrin diye bir şirket.
Dayı, dayı hep mutlu. Biz şimdi geldik ortalama 10-15 dakika tuk tuk turuyla beraber. Bak. Buradayız. Hello. Benim oyuncağa laf atıyorlar. Bak buradan bineceğiz. Vallahi garip ha buralar. Çok efsane olacak ya. Ben şimdiden bayılmaya başladım bu Laos'a. Kopçalala. Bak bizim iki günlük teknelerimiz bunlar. Çok iyi. Çok iyi. Buradan bineceğiz. Bir gün yolculuk yapacağız. Bir akşam konaklayacağız. İkinci gece tekrar yola çıkacağız. Böyle derelerin arasından ağaçların Amazon'a gibi, yani Amazon gibi hissettiriyor bana. Ben Afrika'yı çok görmek istiyorum. Amazonlara buradan böyle ufak da olsa ulaşacağız yani. It's very good. First class. Yes, first class. Old class. Okay. Ayakkabıları çıkarttırıyorlar tekneye girerken. Ya good. Okay. Yıkıp geçiyorum vallahi geldim ya. Olsun. Okay. Böyle de poşet veriyorlar. Ayakkabılarımızı koydu. Kopçalarla. Hello baby. Yeah. Big bag. Ha, big bag. Okay. Okay. Yes, I'm bro. Thank you. Mira. Yes. No. Yes. Yes. Oh. Yeah, good. Yes. Yeah. Yeah. Yes, okay. Oh, no, okay. No problem. No problem. Okay. No. Çantaları yerleştirdik biz. Vallahi teknemiz de çok otantik ya. Okay, yes, good. Şunları alalım. Thank you. Bu arada teknenin içinde bak böyle yiyecekler var. Bira satıyorlar, kola satıyorlar. Water. Water. Okay, yes. Cold water, okay, no problem. Yes.
Fiyatlar da burada. Hırla. Ya. Ya sen sen. Ya sen sen. Aynen, fiyatlar da çarşıyla aynı yani, şey yapmayın. Burası pahalı mı olur eder mi diye de düşünmeyin. Fiyatlar aynı. Çok güzel bir yolculuk olacak ya. Valla aşırı derecede de heyecanlıyım. Efsane şekilde. Ben çok istiyordum böyle Amazon tadında bir yolculuk. Onun için Laos'a kaptırdım. Laos'ta istediğimi verecek inşallah, bakalım. Daha yeni tanıştık, 2 gün oldu ama olsun. Şöyle tekne dolmaya başladı ama yaklaşık 2 saatten beri biz hareket etmeyi bekliyoruz. Daha neyi bekliyorlar bilmiyorum. Bu arada teknenin içindeki koltuklar böyle tahtadan sürüklenebiliyor ve katlanabiliyor ve aşırı derecede dar alanları, bilginiz olsun. Yani böyle gelirim teknede rahat rahat yayılır bir yolculuk yaparım diye beklemeyin. Ondan dolayı bir de deniz tutması varsa Tayland'dan gelirken bu haplar var. 7-Eleven'da satılıyor. Ortalama 15-20 baht. Mutlaka alın. Ben aldım. Bugün içeceğim. Çünkü beni tekne, yol gibi tutma, midem kalkıyor. Bir önceki zaten, iki önceki videoda izlemiş olmanız lazım. Şimdi şöyle doldu dediğim gibi bak. Arkada gidiyor. Ona bakıyor. İnsanlar kamera görünce direkt ilgileniyorlar. Ne garip bir şey. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi daha yolculuğa başlamadık. Çok sıcak, çok aşırı derecede sıcak. Payı tarafı soğuktu yani. Oralara alıştıktan sonra ben sıcağı pek seven bir tip değilim. Ondan dolayı benim için biraz zor oluyor. Belki tekne hareket ettiğinde rahatlarım. Yolculuğa başlasın, çekime devam edeceğim. Şöyle geminin arkasına doğru gidelim. Bura bak, tuvaleti. Şöyle dışarıyı göstereyim size. Acayip sıcak, efsane. Arkaya doğru gittikçe serinliyor. Hiç gemi motoru da yakından görmemiştim. Bu da yakıt tankları büyük ihtimal. Bayağı eski. Okay. YouTube video. Hey. Where are you from? Yeah, Turkey. Turkey? Yes. Okay. You from? Paris, France. France. Okay, yes. You know the numbers of the seats? No number. Yes, free. And yes, oh, hot. Yes, good, cold. Cold. Stay. Şöyle bak, herkes çantasını yiyormuş. Allah. Burada mutfak herhalde. Aynen. Adamların yaşam alanı. Burada yaşıyorlar bildiğin ya adamlar. Herhalde büyük ihtimal. Valla zaten 5 lümüzün büyüklüğünde bir tekne. Baksın çok iyi ya. Yani gerçekten iyi. Daha hareket etmeden ben efsane etkilenmeye başladım. Tam böyle aradığım kaos, kargaşa, getto bölgeler, fakirlik, leş. Tam bana göre abi. Tabii biraz kirlenmeyi sevmiyorum ama görsellik, bu yaşam tarzı beni her zaman bir ilgi çekici almıştır. Çünkü nerede fakirlik orada yaratıcılık diye bir sözüm vardır benim. Her zaman inancım vardır. İmkanın olmadığı yerde insanlar üretmeye ve yaratmaya dur. Yani yapacak bunu, başka çaresi yok. Onun için birçoğu öğretiyi fakir ve getto bölgelerde bulabilirsiniz. Onun için yolculuğumu oralara doğru aktarmaya başladım. Yeni yeni, çünkü yeni yeni dünya turuna adapte oluyorum. Nasıl gezilir, nasıl yapılır, nasıl barınılır. Ondan dolayı güzel güzel, efsane. Yavaştan hareket etmeye başladı. Yağmurlu bir yolculuk olacak ya valla. Yağmur yağmaya başladı, çisileme. Tam Amazonlarda gibi. Abi de itiyor tekneyi, çarpmasın diye. Bunlar da bizim teknelerdeki
plastik yani şey tekerlek yerine odun koymuşlar. Hadi bakalım yolculuğa başladık. Suyu rengine bakar mısın? Kahverengi ya. Ben belki çok büyütüyor olabilirim ama şahane bir görüntü var. Burada biz tekneye binmeden böyle bir sandviç aldık şu bilet aldığımız yerden. Tavuklu sandviç, iki tanesi $2. Şimdi onu yiyeceğim böyle afiyetle. Bayağı da mayonez falan böyle bayağı lezzetli. Ekmek olunca tabii her şey farklılaşıyor. Baksana şu manzaraya karşı yemek yiyorum. Ataka, ya. Yok. Atakan'ın hali vakti yerinde vallahi keyifli. Olabildiğince de dolu içersin. Vallahi var ya adım atacak yer yok. Bakma. Bak. Şura. Komple. Böyle dolu. Gerçekten 50 yıl geride yaşıyorum. Yalnız var ya mutlaka denemeniz gerekiyor. Efsane. Ben bayıldım. Daha yola çıkalı 1 saat oldu olacak yani. 3 saate yakın hareket etmesini bekledik. Şimdi 1 saattir de yoldayız. Efsane. Yani anlatılmaz yaşanır denilen bir deneyim. Başladı. Teknenin kepenklerini kapatmaya başladı. Kardeş ıslandı buradaki. It's a very good. Fresh guys. Çok iyi. Çok iyi ya. Vallahi efsane bir yolculuk yapıyorum ya. Vallahi iyi ki vermişim bu parayı da bu yolculuğa dahil olmuş. Bu arada Asya ülkesinde iki kere yakalandım yağmura. Başka da hiç yakalandım bilmiyorum. Bak şu gökyüzünün güzelliğine bak bak. Biz şu an izindik Pak Bank diye bir şehre indik. Bu akşam burada konaklayacağız.
2 günlük tekne turumuzun bir gününü tamamladık. Burada konaklıyoruz. Yarın ondan sonra devam edeceğiz aynı tekneyle. Bir daha ekstra ödeme yapmıyorsunuz. Yani ödemenin içinde var bu ikinci tur. Çünkü seni gideceğin alana kadar ulaştırması lazım. Bugün burada hosteller ortalama 300 baht. Yani bu bana totalde bu yolculuk bana neye patladı? Ortalama 500 TL'ye patlayacak. Aynen yemesi içmesi 1000 baht civarına patlayacak ama her kuruşuna değer. Şiddetle gerçekten tavsiye ederim. Eğer buraya kadar gelirseniz bu yolculuğu yapmadan mutlaka Laos'tan çıkmayın. Bildiğin Amazon ormanlarında yolculuk yapıyormuşsunuz gibi. Efsane bir yolculuk. Şimdi biz hostele falan geçelim. Eşiniz bir sıkı pazarlık yaptı. 300 baht'tan 140 baht daha düşürdü. O da 70 bin Laos kipi. Bizim oda burada. Hey my friend. Oda hey. Arkadaşım. You name? Joseph. Joseph. Let me again. Benim zaten yol arkadaşım kendisi şu an. 1, 2, 3 yataklı böyle klimalı. Ayrıyeten fan. Ama klimanın kumandasını bize vermedi. Gayet de temiz bir yer. Eğer buraya gelirseniz Mekong Patchpackers Hostel. Buraya gelirsiniz. Bak banyosu falan da temiz. Gayet nezih yani. Aşağıda restorantı da var. Orada yemek de yiyeceğim ben. Bayağı acım, kurt gibi acım yani. Öyle böyle aç değilim. Biliyor musun? Yes, money, 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 money. Okay. For ya. Thank you. Şimdi faranın üstünü verdi de bak 30 bin, 70 bin Laos kipi. Jordan. Okay. Okay. Bak burada isimlerimiz yazıyor. Yes. Thank you. Yeah. No, but him not here. No, but yet. They want to pay now. Oh yeah, yeah, okay. Okay. Thank you. So okay. Where's the thank again? You, thank you. Go straight on. Right? Yeah, straight on. Not so far, 2 minutes walking. Okay, I go take the money and come back. Yeah, it's okay, you pay it later tomorrow at tonight. Tomorrow it's okay. Morning. Yes, okay. Okay, thank you. Güzel adamlar, sıcakkanlılar bu arada. Laoslular, onu söyleyebilirim size. Yarın görüşürüz, kendinize iyi bakın. Haydi öptüm sizi, hoşça kalın. Günaydın ikinci günden benim güzel ailem. Şimdi biz kaldığımız hostelden feribota doğru yürüyeceğiz. Feribotlar da şurada, hemen yürüme mesafesi. Tuktuklar doluydu, ondan dolayı yürümeyi tercih ettik ve bir de hava mis gibi. Burada efsane bir manzara var, tekrar göstermek istiyorum size. Baksana şuna ya. Şuna. Sisler var, bir soğukumsu hava. Ben bayılıyorum ya. Göletin de muazzam bir rengi var. Yani tam kartpostallık buralar. Of, güne böyle bir yerde başlamak insanın böyle ufkunu ve derinlemesine nefesini açıyor. Morning. Good morning. Hey bro, good morning. Good morning. O da arkadaşlarım. Dedim Mateke'yi tanıyorsunuz. Öf. Baksana şuna ya. Uuu çok iyi. Şimdi biz yola çıkacağız. Feribotlara doğru. Hadi hepinizi öpüyorum. Bir kahvaltı falan yaparız. Buralara da yağmur bastırdı valla. İnşallah ıslanmadan varabiliriz. Bir de köylü o kadar saldırgan değil yani bir şey satmak için kesinlikle sıcakkanlılar ve böyle ormanın içine çekilmiş horoz var yukarıda. Uçan eğir horoz. Baksana ne arıyorsun orada sen? Şimdi biz yemek yemeye geldik. Yemek. Sandwich. Yes. Chicken. Yes. Due. Two. Due.
two. Two more. So five. Böyle bize tavuklu sandviç hazırlayacak. Felaket yağmur bastıracak. Asya'ya geldim geleli yağmur yaşamadım dedim. Yağmur bastırmaya başladım. Teknede hiçbir şey yok. Onun için yani var da pahalı. Su pahalı, ıvır pahalı, zıvır pahalı. 10.000 Laos kipinden daha pahalı. Ben de böyle hem sandviç aldım 2 tane bir de büyük su. 3 tane noodle aldım. Size de tavsiye ederim dışarıdan. Vallahi alabildiğiniz kadar alın. Hatta Tayland'dan gelirken alabilirseniz daha alın. Çünkü burada biraz daha noodle pahalı. Garip bir şekilde. Tekrardan geldik biz sahaya. Bakar mısın şu manzaraya? Ben bayıldım Laos'a. Ben gideceğiz. Şuradan inelim aşağı doğru. Efsane manzaralar var ya. Hayatımda uzun zamandır böyle keyif aldığım anlar hatırlamıyorum yani. Şu dünyada çıktığımdan beri, hele Laos'a girdiğimden beri efsane şekilde keyif alıyorum. Biz sonunda geldik. Luang Prabang'dayız. Burası Laos'un en büyük köyü. Sonunda 2 gün sonunda varabildim. Buranın ne kerameti var bilmiyorum ama herhalde en iyi varabileceğim noktadayım. Şimdi gezeceğiz buraları ama o başka bir videoda. Bu böyle bir Amazon yolculuğu olsun. Ve Laos sınır kapısından buraya nasıl varabilirsiniz? Onu biraz görmüş olun. Bak herkes burada. Ne yorulduk be. Ben otel rezervasyonu yaptırmadım. Bugün çok pahalı. Her yer dolduğu için. Bakalım gidip bir resepsiyonla birebir de konuşacağım ki ucuza bir yer bulabilirim. Nefes nefese kaldım. Hadi görüşürüz. İnmez sizi burada böyle tuktuklar karşılıyor. Binmeyin pahalı, gereksiz. 30-40 lira. Biz şimdi bizim ekip var böyle. 5 kişi. Onlarla beraber yürüyeceğiz. Vallahi ne vereceğiz parayı ona? Taksi çağırmaya çalıştık. Ama yoktu. Onun için yürüyelim dedik. Bak böyle. Sağlı sollu hep taksi. Tuk tuk. Bu çocuklar durmadan uçuyor. Şafları kaydı. Merhaba nasılsın? Nasılsın kardeşim? La Turki. Hep iki kelam Türkçe bile ne denk? Can I say bad words? İyiyim sen nasılsın? Mana koyayım. Ya koy. Oğlum her önümüze gelene küfür öğretiyoruz ya. Bu arada ben valla köy dedim ama burası bildiğin şehir.
kocaman. Feribotun bıraktığı yerden buraya 6 kilometre bir yolculuk var. Ya 40 bin Laos kipi, yani 40 TL vereceğiniz ya da yürüyeceğiniz. Bunlar biraz pazarlık yapan tiplemeler değil ya, ne dediyse o cip. Yani şey yapıyorlar, Tayland gibi değil, anlamadım ben. Bak burası da Night Market, yani Munang Prabang Night Market. Yemek de pahalı burada, yani su 10 TL garip bir şekilde. Noodle 20 TL. Anlam veremedim. Edim. Oh yeah, exchange, okay? Bak burada 17-23. Aşağı doğru iniyor. Şöyle bir durum var. Benim yaklaşık 5 günde ortalama 50 dolarım gitti. Şu an bir 50 dolar daha bozdurdum. Diyeceksiniz ki niye o kadar gitti? Ben buradaki o feribot seferini yapmak istedim. Otobüste daha ucuza gidebiliyordunuz. Ama buralara kadar gelmişken böyle bir orman içinden dere akışında bir feribot seferini yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Size tavsiyem, eğer Tayland'dan gelecekseniz bol bol noodle stoklayın, yiyecek stoklayın. Ta ki bu şehre gelene kadar biraz border'a yakın olduğu için pahalı buralar. Şimdi bu şehri deneyimleyeceğim, ucuz mu değil mi, ama herkes ucuz diyor, ben daha ucuzluğuyla karşılaşamadım maalesef. Bunlar da bilgi olarak alın, not aklınızda bulunsun. Bak burada bizim küçükken oynadığımız kuş lastiği falan var. Ben şimdi hostelime geldim. Günlük 50 TL'den 3 gün tuttum, 150 TL'ye verdim. Bizim bir Türk lirası burada 1000 Laos kipi yapıyor. Yani 150 bin Laos kipi ödedim ve ben odama yerleştim. Şimdi ufaktan size böyle odayı göstereyim, videoyu da burada bitireceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Laos videolarını takip etmeyi unutmayın. Efsane videolar gelecek, bunlar ilk gün. Hadi gelin odaya bakalım. Burası banyo tuvaleti. Gayet temiz. Ucuz diye aldanmayın. Birçoğu yerde 150-200 TL. Hosteller var şu an burada. Burası da odamız. Gayet temiz yani. Gelip doya doya kalabilirsiniz. Bak, kliması var. Ondan sonra cuma havalandırması var. Yataklar filan tertemiz. Resepsiyonda güler yüzlü. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.